Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Ali Nu'man ibn Beşir'in radıyallahu anhu. Nu'man bin Beşir radıyallahu anh'ten geliyor bu hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste buyuruyorlar ki El halalu beyinun. Helal bellidir. Beyin apaçık demek, aşikar. Yani kendisinde hiçbir kapallık olmayan. Vel haramu haram da beyinun aynı şekilde bellidir. Aşikardır, açıktır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de helal olanları da haram olanları da her şeyi bize beyan etmiştir. Hiçbir şey gizlik değil. Estağfirullah. Enzelnâ aleykel kitâb. Biz bu kitabı sana indirdik. Niye indirdik? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilenleri onlara beyan edesin diye. Onun için de Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Helalleri beyan etmiştir. Haramları beyan etmiştir. Helal dairesi bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Kur'an-ı Kerim'le, sünnet-i seniyyeyle, hadislerle beyan edilmiş. Bu aradaki çok net çizgi de artık tayin edilmiştir. Helali herkes bilmek zorunda. Müslümanlar olarak bilmemiz lazım. Haramları da bilmemiz lazım. Ama genel olarak baktığımızda haramlar helal dairesine nispetle nedir? Sayılıdır. Sayılı yani. Haramları say desem sana içecekler içerisinde aklına gelir hemen birkaç tane sayarsın. Ama başta bakalım helalleri say diyecek olsam saymakla bitmez. Estağfirullah ve in ta'uddu ni'metallahi Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız la tuhsuha onları sayamazsınız. Sayılamayacak kadar fazla neredeyse yani helal dairesi o kadar geniş. Ama bu nefis öyle bir nefistir ki Cenab-ı Hak bin tane şeyi helal kılmıştır, bir tanesini haram kılmıştır. Nefis gider o haramı ister. Niye? El insanu harisun lima muni'a derler. İnsan men olunduğu, yasaklandığı şeye haristir, hırslıdır. Onu yapmak ister. Ya her şey serbest. Tamam, şu yasak. İnsan oraya gitmek ister, o yasağı işlemek ister. Halbuki bakın, nefsin meylettiği şeyler, yeme, içme, diğer şeyler, her şeyle alakalı Cenab-ı Hak onun helal olan tarafını da göstermiş. Helal bir alternatif de koymuştur. Ama nefis o helallerle yetinmez, gider yine haram. Ya halbuki burada bin tane alternatif var. Burada seçenekler var. Helal yoldan o ihtiyacını giderebilirsin. Helal yoldan doyabilirsin. Helal yoldan kanabilirsin, içebilirsin, yiyebilirsin. Yok. Harama gidecek. Halbuki haramlara baktığınız zaman artı masrafı da var yani. Pahalı. Ama gider o haramı işler. Gelip burada, şurada mesela diyelim şu sohbet meclisinde iki tane ayeti kerime, iki tane hadis-i şerif dinlemeye, yarım saat, 40 dakika beklemeye, bir feyiz almaya böyle tahammül edemez. Ama gider bir haram meclisinde onun kapısında da sıraya girer. 2 saat orada sıra bekler. Oradan bilet alır. Başka bir yere gitmeye gerekiyorsa gider. Ondan sonra orada da bekler. 3-4 saatini, 5 saatini, bazen yarım gününü, bazen bir gününü, bazen günlerini, haftalarını o haram yolda harcar. Hiç ondan yüksünmez, hiç üşenmez. Ondan dolayı da rahatsızlık duymaz. İşte helal bellidir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Haram bellidir. Haramları sayacak olsak ifade ettiğimiz gibi neredeyse Allah Teala'nın kesin kes haram kılmış olduğu şeyler sayılacak kadar helallere nispetle nedir? Azdır. Mesela faiz ayeti kerimede ne yapılıyor?
haram kılınıyor değil mi? Fe illem te'zenu tef'alu, vazgeçmezseniz fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli, Allah ve Resulünden gelecek bir harbi yakinen bilin. İttakullahi ve zeru ma bekiye miner riba, Allah'tan korkun ve faizli olan işlemlerinize bu saatten sonra son verin. Tamam, faiz haram kılınıyor. İşte ya eyyühellezine amenu, iman edenler, innemel hamru, şarap, içki mesela, vel meysiru, kumar, vel ansabu vel ezlam, değil mi? Dikili taşlar, falokları, hepsi haram. Bu tarz oyunlar, şans oyunları, şunlar bunlar hepsi haram. Ayeti kerimeyle beyan edilmiş neyin haram olduğu. Ondan sonra yine namahreme bakmak veyahut da zinaya götürecek olan şeyleri yapmak veyahut da zinanın bizatihi kendisi haram. Hem de öyle bir haram ki Cenab-ı Hak وَلَا تَفْعَلُ الزِّنَا buyurmadı. Zina yapmayın değil. Estağfirullah. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın. Zinaya götürecek olan yollara teşebbüs etme. Çünkü burada çok büyük bir incelik var aslında. Ne o? Demek ki zina yaklaşılarak düşülecek bir günahtır. Zina öyle bir günahtır ki ona giden kilometre taşlarını aslında kendin böyle döşüyorsun. Oluşturduğun ortamla bunu yapıyorsun. Hayat tarzınla bunu yapıyorsun. Ondan sonra zinaya gidecek olan yolları kendin belirliyorsun. Nefsini ona hazırlıyorsun. Ondan sonra Allah muhafaza bir insan zina ile karşı karşıya kaldığı zaman da öyle Yusuf Aleyhisselam mesela özel Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından neydi? Mahfuz ve masum. Korunmuş. Değil mi? Ne oldu orada? Hemen Yakup Aleyhisselam'ın sureti duvarda temessül etti. Fesirlerin ve rivayetlerin beyanına göre. Ve Yusuf bir mucize eseri olarak Yusuf Aleyhisselam'ın göğsüne vurarak parmak uçlarından şehvetini çıkarttığı ifade edilir. Ve Yusuf Aleyhisselam böylelikle ne oldu? Kale maazallah, Rabbime sığınırım dedi. Korundu, Rabbim onu korudu. Ama peygamber olmayan bir insan, nefsiyle baş başa kalan bir insan, zinaya giden yolları kendisi her şeyi ayarlamış, hayatını ona göre dizayn etmiş, o yolları kapatmamış, nefsine o yolları açmış, gelmiş, nereye kadar? Zina ile tam burun buruna gelmiş. Şimdi karşı karşıya. Orada insanın kendini durdurması, malik olması neredeyse mümkün değil. Neredeyse mümkün değildir. Bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kendi sözünü söylüyorum size ayeti kerimeden. Estağfirullah. Ve illa tasrif anni keydehunne. Ya Rabbi diyor, ellerini açıyor. Eğer bu kadınların tuzaklarını benden çevirmezsem, beni bu kadınların tuzağına karşı muhafaza etmezsem, ne olur? Esbu ileyhinne. Ya Rabbi ben onlara meylederim. Ve ekum minel cahilin. Ve cahillerden olurum. Ya Rabbi beni muhafaza et. Diyor Yusuf Aleyhisselam. Ayet okuyorum ben size. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen. Bugün zina ortamları her yerde hazırlanmış. Zinaya götürecek olan platformlarda herkes cirit atıyor. Ondan sonra karşı cinsle mahremiyet hükümleri diye bir şey kalmamış. Her şey, bütün kurallar, kaideler, her şey çiğneniyor. Ondan sonra toplumda zina artıyor. Zinayı arttırdığı zaman da ne yapacak? Güzelleme yapacak tabii ki. Adam, Allah muhafaza, evli adam başka bir kadınla görüşüyor. Hanımına ihanet ediyor. Hainlik yapıyor. Nikah hakkı nedir? Akittir. Akit ne demektir? Söz vermek demektir. Bir insan evlenmekle aslında o helaline, eşine söz veriyor. Bu gözler senden başkasını görmeyecek, bakmayacak. Namusumu, iffetimi, haysiyetimi muhafaza edeceğim diyor karı koca birbirine. Ve adam hayatında zina yollarını açmış, telefondan, başka yerlerden, ortamlardan başka hanımlarla görüşüyor, onlara bakıyor, onlarla irtibat kuruyor. Ondan sonra iş geliyor Allah muhafaza zina etmeye. Sonra ne oluyor? Aileler yıkılıyor. Yuvalar bir bir yıkılıyor. Bunun vebalini kim verecek ya? Kim ödeyebilir bunun vebalini? Onun için helal bellidir. Haram bellidir. Haramlardan ne yapacağız? Sakınacağız. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Yübeyyinullahu lekum. Allah size beyan ediyor. Her şeyi açıklıyor. Niçin? En tadillu. Sapıtmayın diye. Sapıtmayın. Yoldan çıkmayın diye Allah helali de size beyan ediyor. Haramı da beyan ediyor. Ondan sonra yoldan çıktım vesaire falan.
yoldan kendin çıktın. Allah saptırıyor mu hocam insanları? Benim elimde bir şey yok falan. Hayır, her şey bizim elimizdedir. Estağfirullah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا Allah Teala buyuruyor ki, ben hiçbir topluluğu saptıracak değilim. بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ Onları hidayet ettikten sonra. Yani Kur'an sana gelmiş, hadisler gelmiş, doğru beyan edilmiş. Allah seni niye saptırsın? Başka bir kulunu niye saptırsın? Ne oluyor? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Kullar kendileri sapıtıyorlar, kendileri yamuluyorlar. Bu sefer yamukluğu tercih ettikleri için, sapıklığı tercih ettikleri için de Rabbimiz onların kalplerini kaydırıyor, saptırıyor. Hatta yübeyyine lehum ma yettekûn. Neyden sakınacaklar, neyden sakınmayacaklar? Ben onlara bunu beyan edinceye kadar diyor Rabbimiz, hiçbir şekilde bir kavmi ne yapmam? Saptırmam. Rabbimiz getirir, beyanı eder. Haram bellidir, haram bellidir, helal bellidir. Kul gider ısrarla haramı tercih eder mesela. Bunda ne olacak? O zaman sen haramı tercih ediyorsan imtihan gereği de Cenab-ı Hak ne yapacak? Harama gitmek gücünü, kudretini sende yaratır. Dilerse. Değil mi? Bu da senin, benim suçum olmuş olur. Kendi irademizde yaptığımız için. Evet arkadaşlar. Helal belli, haram belli. İşte haram belli olduğu için burada bir bilgi de vermiş olalım. Bir konuyu daha öğrenelim. Bir şeye haram demek öyle çok kolay bir şey değil ha. Mesela bir fetva soruluyor. Şimdi bizim milletimizde de şöyle bir alışkanlık var. Mesela mekruh diyorsun adama, bir rahatlıyor gibi oluyor. Tamam. Mekruh dediğin zaman. Mesela bir de şey var böyle, yanlış da telaffuz eder onu bazıları. Çoğu kişi onu düzeltelim. Bu son harfi H'dir. H. Hatay'ın H'si. Mekruh. F yapıyor. Mekruhmuş hocam diyor. F yapıyor hemen. Mekruh. Tamam o zaman. Fetvayı alıp gitmiş gibi. Ya kardeşim, mekruh. Tahrimen mekruh var mesela. Şimdi tahrimen mekruh ne demektir? Ahmet. Yani harama ramak kala demek aslında, ama İmam Muhammed ne olduğunu söyler bunun, Yusuf. Aslında haddi zatında haram. Tahrime mekruh ne demek? Haddi zatında fil hakika haram demek ya. Ama niye hocam tahrime mekruh deniliyor ona? İşte şöyle bir tehdit var. Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. وَلَا تَقُولُوا demeyin. لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ Dillerinizin vasıflamış olduğu şeyle yalan söylemeyin. Ne gibi bir yalan mesela? هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ Bu helaldir, bu haramdır demeyin. Emin değilsen, kat'i delilin yoksa, subuten ve delaleten elinde kat'i, hiç başka bir manaya ihtimal etmeyen delilin yoksa bir şeye haram diyemez. Mesela faiz haramdır. Rahatlıkla diyebilir miyim? Diyebilirim. Mesela namahreme bakmak haramdır. Zina haramdır. Rahatlıkla diyebilir miyim? Derim. Şarap haramdır. Değil mi? İçki haramdır. Rahatlıkla söyleyebilir miyim? Söyle. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in kesin kes ortaya koymuş olduğu şeyler. Haram. Ama şimdi niye Rabbimiz buyuruyor öyle her şeye haram demeyin? Çünkü لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftira edersiniz. Ayette. Sonra ne olur? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftira edenler لَا يُفْلِحُونَ Ebedi iflah olmaz, kurtulamaz. Böyle bir çok büyük bir şeyin içine düşersiniz. Karanlık. Kurtulamazsınız yani. Bana iftira ederseniz. Onun için bakın, ulemamız o kadar edepli ki değerli Müslümanlar, tahrimen mekruh diye bir şey çıkartmışlar. Bundan sakınmak için, anlıyor musunuz? Tahrimen mekruh, yani harama yakın mekruh diye bir şey çıkartmışlar ki aman yine, yani biliyorlar haram aslında, caiz, asla haram yani. Ama yine de o Kur'an-ı Kerim'de demin ifade ettiğim gibi faiz, işte zina gibi böyle kesin haram değilse ama fetvası normalde haramsa ne demişler buna? Tahrimen mekruh. Ama hakikatte ne aslında? Haram. Bu ayetin tehdidinden korktukları için böyle tahrimen mekruh demişler. Sigara. Gibi yani böyle mekruh olan şeyler var. Şimdi çok müşakkas misaller verip tartışma açmayalım. Şimdi böyle tabii o mekruh, o ayrı bir konu. Şimdi mekruhun da çeşitleri var. Her mekruh da tahrimen mekruh değil. Onu söyleyeyim yani. Ama şimdi tahrimen mekruh diye bile dediğimiz zaman bizim milletimize rahatlıyorlar. Ya yapma kardeşim, bu tahrimen mekruh yani. Diğer şey ne? Diğer şey mekruh. Zaten diyelim. O da yapılmaması lazım.
Ben size bir soru sorayım mesela. Caiz ne demek? Güzel. Yani uygun diye tercüme etmeyelim. Güzel. İşte asıl şey bu. Yani hoca konuşturuyor şeyi, görüyorsun yani hoca olduğun zaman. Şimdi caiz mi demek aslında? Yani geçeri var, oluru var. Oluru var diyebiliriz. Yani ne demek bu Nihat abi? Yani yapılmasa daha iyi olur demektir, biliyor musunuz? Caiz bu demek. Sınırda yani. Ya yapılabilir. Ama bir Müslüman neye haris olması lazım? Edebe, müstehabba, sünnete, değil mi? Daha iyi olanı yapmaya çalışması lazım ki onu söyleyeceğiz şimdi. Çünkü neden? Bakın hadisin devamında helal bellidir, haram bellidir. O zaman yani Rabbimiz beyan ettiğini söylüyor. Başka bir ayette okuyup geçelim burayı. وَلَا تَذْكُرُوا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا. Siz ne oluyor ki yemiyorsunuz? مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Allah'ın isminin üzerine zikredildiği hayvanları niye yemiyorsunuz? Böyle bir adet vardı hani. Allah'ın ismi bir şeye zikredildiyse ve o şekilde şer'i tezkiye ile kesildiyse, boğazlandıysa helaldir, yiyeceksiniz. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمْتُ مَا. Devam edin hafızlar. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمْتُ اِلَيْكُمْ. Benim size haram kılmış olduğum şeyi Allah olarak ben size ne yaptım? Tek tek tafsil ettim, beyan ettim. Niye yemiyorsunuz? Demek ki haramlar beyan edilmiştir arkadaşlar. Haram bellidir, helal bellidir. Burayı açtık, devam ediyoruz. Şimdi bakın. Devamında Efendimiz buyuruyor ki وَبَيْنَهُمَا. Helal çizgisi var, burada belli. Haram çizgisi var, o da burada belli. Ve beynehuma, bu iki çizginin arasında vardır müşebbehatun. Başka rivayette müştebihatun. İki rivayette var. Aynı manaya geliyor. Ne demek? Yani kelime anlamı itibarıyla aslında yani karışık ve bir benzerliği olan demek. Biz nasıl tercüme ediyoruz onu? Şüpheli şeyler var. Şimdi asıl mesele orada. Haramı herkes biliyor. Tamam, faiz haram. Zina da haram, şu haram, bu haram. Dedik ki haramlar sayılı şeyler. Haramların zıttına kalan böyle ana sütü gibi helal olan şeyler de var. En helal olan şeylerden biri değil mi? 2 yaşına kadar özellikle. Onun için hep ondan misal veririz mesela. Ne deriz? Ananın ak sütü gibi helal olsun deriz. Çünkü en helal şeylerden hakikaten. En şaibe, hiç şey olmadan tertemiz helal. Şimdi böyle olunca tabii ikisinin arasında ne var? Şüpheli olan şeyler var. Şüpheli gıdalar. Bugün bolca var. Alıyoruz hani her taraftan yiyoruz ya. Önümüze gelen her şeyi maşallah yiyoruz mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. وَمِنَ السَّرَفِ israftandır. اَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ كُلَّ مَا يَشْتَهِي. Bir adamın her iştah duyduğu, her heves etmiş olduğu şeyi yemesi israftandır. Hadis-i şeriftir bu ha. Tam bizi anlatıyor yani. Canın ne çekti? Şu. Hemen telefondan zaten şimdi şey... Hemen bir tane söylüyorum onu. Yarım saat sonra şunu çekti. Ya kardeşim, biraz da bir muhasebe yapmayı, dur demeyi, nefsin bazı isteklerine icabet edip bazı isteklerine ya bu da olmaz demeyi bilmemiz lazım. Niye diyorum? Çünkü yönetemediğimiz zamanda nefsimizin isteklerini nasıl bir şey çıkıyor karşımıza? İşte şüpheli şeylerle çok karşı karşıya kalıyoruz. Yiyecek ve içecek olarak özellikle diyorum. Bak haram belli, helal belli. Yiyeceklerde böyle mesela. Bunun içinde Allah razı olsun böyle hizmet yürütenler var mesela, bunların başında Gimdes gelir. İsmini de verelim yani. Bu faaliyet çok güzel bir faaliyet. Giriyorsunuz sitelerinde var filan şey şüphelidir. Hatta oranın Allah selametini versin. Şu anda faaliyetin başında onu yürüten abilerimizden birisi gelip bir seminer vermişti bize. Hiç unutmuyorum, yıllar önce. Adam bilgisayarını koydu böyle. Ekrana da falan yansıtarak bugünkü şöyle bir yoğurtlardan bir başladı. Başka türlü gıdalardan falan bize bir anlattı. O jelatin işleri bilmem neler. Yani şunu söyleyeyim. Kolay kolay dışarıdan bir şey yemek çok sağlıklı bir şey değil, onu anladım orada. Tamam, bugün yediğimiz gıdalar neler var neler. Nelerden yapıyor, ne işlemlerden geçiyor. Neler içine katıyorlar. Ne şaibeler, ne şekler, ne şüpheler. Bir görseniz, bir bilseniz ya. Acayip bir şey. Orada diyorsun ki yani gerçekten o zaman
çok şeyli davranmak gerekiyor. İhtiyatlı davranmak lazım. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şüpheli gıdanın ağızdan içeriye girmesi ne demek biliyor musun? Direkt kalbinin bozulması demek. Direkt maneviyatına tesir ediyor. Namazına tesir ediyor. Teheccüde kalkmana tesir ediyor. Zikrine tesir ediyor. Yaşantına tesir ediyor. Haramlardan sakınmana sakınmamana tesir ediyor. Bunlar yalan şeyler değil yani. Hani bir tane hayvandan bahsederler. Sürekli onun etini tükettiği zaman insan artık ahlaki olarak da onun huylarına bürünmeye başlıyor. Kıskanç olmuyor mesela. Böyle durumlar var. Toplumda gittikçe yaygınlaşmaya başlayan bir durum kardeşim. Böyle de bir hastalık var şimdi. Adam eşini kıskanmıyor mesela. Deyyusluk almış başını gidiyor. Ben buradan açıkça söylüyorum. Alınan alınsın, darılan darılsın. Deyyusluk toplumumuzun en büyük hastalıklarından bir tanesi oldu gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde cennetin yüzünü göremeyecek olan kişilerden bahsederken bir tanesini de ne olarak ifade buyurur? وَدَّيُّثْ Deyyustur der Efendimiz. Cennetin yüzünü göremeyecek. Kimdir bu? اَلَّذ۪ي يُقِرُّ الْخُبْثَ ف۪ي اَهْلِه۪ Ailesinde pislik almış başını gidiyor. Bunu ikrar ediyor. Buna ses çıkarmıyor. Yani eşittir biz hanımını kıskanmayan insan da diyebiliriz. Ya soruyorum Allah aşkına ya. Yani özellikle şimdi bu sosyal medyanın falan yaygınlaşmış olduğu zamanımızda bir insan ev hallerini hanımıyla özel olarak yaşayabileceği halleri, mahrem kalması gereken o portreleri, o zamanları, o halleri nasıl çekip de sosyal medyaya koyar? Soruyorum. Telefonumuzda galeriye bir insan girse, telefonumuzu ele geçirse, galerimize ya, orada bizim eşimizin fotoğrafları olsa çocuklarımızla beraber, baksak ki adam telefonumuzu eline almış. Galeriye girmiş adam açmış oradan biraz da yakınlaştırıyor. Çok af buyurun. Eşimizin fotoğrafına bakıyor. Ya kan çıkar bundan dolayı. Ya şu garabete bak ki. Yani insanlar bunu kimsenin telefonunu eline almana gerek kalmadan kendi kendine yapıyor ya. Hiç gerek yok adamın telefonunu eline alıp da galerisine girmeye. Adam kendi eşini hanımını çekiyor. Sosyal platforma, sosyal medyaya atıyor. Oradan binlerce insan, yüz binlerce insan adamın eşini belki de yakınlaştırarak seyrediyor. Kardeşim sen buna garanti verebilecek misin? Toplumda çeşit çeşit insanlar var. Değil mi? Ruhsal sağlığı bozuk olan insanlar var. Cinsel anlamda sağlığı bozulmuş insanlar var. Bunun sapığı var, şusu var, busu var. Olsun olmasın. Sonuçta erkekle kadın arasında Allah Teala bir cazibe yaratmış değil mi? Bu gerçekleri konuşacağız arkadaşlar yani. Bunlar hayal değil. Hayalse deyin ki hoca sen nerede yaşıyorsun falan. Böyle bir gerçek var. Onu attığı zaman adam sosyal medyaya ne olacak? Elin adamı, elin kadınını, hanımını, hanımefendisini seyrediyor, görüyor, bakıyor. Allah muhafaza eylesin. Rabbim bu hastalıktan tez zamanda toplumumuzu kurtarsın. Evet. İşte böyle şüpheli şeyler var. Helal dairesiyle haram dairesi arasında arkadaşlar Efendimizin beyanıyla şüpheli şeyler vardır. Bunlar yiyeceklerde olduğu gibi ticarette falan da böyledir. Mesela biliyoruz ki adam şunu diyor mesela. Bakıyor hocam ben hiçbir zaman diyor faizli kredi Allah muhafaza bankayla falan krediyle işim olmaz Allah yaklaştırmasın ben işimi çok temiz yürütüyorum falan diyen adamların biraz ticaretlerini inceliyorsun bakıyorsun falan ho adam gemisini yürütüyor neylerle hiç caiz olmayan işlerle kardeş fıkıhta bir kaide vardır her fasit akit nedir faizdir biliyor muydunuz bunu İslam fıkhına göre bir iş yaptın, şunu aldın, başkasına sattın. Ama satım akdinde gerekli olan şartlara uymadın. Bu akit ne olur? Fasit olur çoğu zaman. Bu fasit akit eşittir ne demektir? Faiz demektir. Ama faiz deyince toplumumuz sadece ne olarak anlıyor? Gideceksin birisine, tefeciye. 100 bin lira borç alacaksın. 5 ay sonra onu getir sana diyecek. 500 bin olarak alırım. Tamam hocam bu faizdir. İşte bunun daha modern halini düşündüğümüz zaman da aynı işten bakıyorsun ama gidiyor adam bankaya alıyor 200 bin lira. Şu kadar ay sonra bunu ödeyeceksin. Ne kadar olarak? 600 bin lira olarak ödeyeceksin. Allah muhafaza hocam. Faiz. Ocağıma girmesin falan diyor. Hey gidi. Ocağıma girmesin diye dua ettiğimiz faizin çeşitli farklı versiyonları
artık etrafımızda dolaşıyor. Cebimize girmiş durumda. Mutfağımıza girmiş durumda. Efendimiz ne buyurdu? Yeti alennâsi zaman. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki la yapqa ahadun lem ye'kul riba. Faiz yemeyen kimse kalmayacak. Şu hale bak ya. Faiz yemeyen kimse kalmayacak. Ve men lem ye'kul diyor Efendimiz. Yemeyen de gerçekten çok dikkat etmeye çalışan fe aleyhi gubaruha, ona da dumanı vuracak. Tozu. Bir yerden geliyor işte. Rabbim muhafaza eylesin. İşte bu sefer müşebbehat dediğimiz şey ne? Yani arkadaşlar, onu zaten kendimiz biliriz, biliyor musunuz? Efendimiz buyuruyor ki istefti nefsek istefti kalbek. Bir işe gireceksin mesela. Nefsine bir sor. İstefti kalbek. Kalbine sor fetvayı. Kalp de müftidir ha. Kalbine sor. Ve in eftâken nâsû eftevk. İnsanlar sana fetva verseler bile sen dön bir kalbine bak. Ne diyor kalbin? İşte el ithmu mâ hâke fî sadrik. Efendimiz buyurdu başka rivayette. Günah kalbinin böyle sana fısıldadığı şeydir. Kalbinin depreştiği, rahatsız olduğu şeydir. Kalp onu kabul etmiyor. Ama adam güya gidiyor bir hocayı arıyor. Ondan fetva alıyor. Diyor ki ben fetvamı aldım diyor. Filan hocaya sordum. Bir sorduğu hocaya bakıyorsun. Ha tam da aradığı fetvanın hocası yani. Ha. Şimdi millet hangi konuda hangi hocadan fetvayı da alıp alamayacağını biliyor yani. Tamam. Bakıyor filan hoca tam adamı, gidiyor ona, ondan sonra ona bir fetva soruyor. Fetvamı aldım daha bakmam diyor. Nereden aldın? Şuradan aldım. Ama bu her yerde geçerli değil. Sen o adamın zaten fetva verme hususunda gevşek davrandığını, bildiğin faizli işlemlere falan bile fetva veren bir hoca olduğunu biliyorsan sen de mesul. Böyle bir şey yok. Herkes herkesi tanıyor. Onun için İsmet Garibullah Efendi Hazretlerimiz ne buyurur Risale-i Kutsiyesinde? Helal ye, şüpheden kaç, kalma bir nur. Helal yiyeceksin, şüpheden ne yapacaksın? Kaçacaksın ki kalma bir nur, nursuz kalma. Bu bizim nurumuzu kaçırır arkadaşlar. Şüpheli yemek, şüpheli işlere girişmek. Çok mesela böyle fetva. Adam arıyor şimdi, belli fetva almayı kafasına koymuş. Ya kardeşim diyorum bak, senin sor, bir daha sor diyorum. Şimdi birinci kez fetva vermedim ya, zorlayınca tamam belki ben anlayamadım diyorum. Bir daha sor, soruyor diyorum ki yani bu faiz kardeşim. Senin yaptığın şey İslam hukukuna göre, fıkhına göre caiz değil. İşte ama hocam şöyle böyle falan. Yani bu şunu aslında kibarca bize rica etmiş oluyor. Yani hocam bir kereliğine hani benim yerime hani biraz yanar mısınız? Cehenneme girseniz, rica etsem. Bu demek oluyor yani. Kusura bakma. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh öyle buyuruyor fetva soranlara. İnnekum turidune en tec'alû zuhurana cisran beynekum ve beyne cehennem diyor. Siz bu fetvaları almakta ısrar ederek diyor bizim sırtlarımızı sizinle cehennem arasında köprü yapmak istiyorsunuz. Bas sırtıma, atla cehenneme. Öyle bir şey yok. Onun için şüpheli değil mi bir iş kardeşim? Şurada bir şey var şüpheli. Kaç ondan. Kaç. Burada bir iş var. Çünkü helale de benziyor. Bakıyorsun ki şüpheli ne demek biliyor musun? Benim daha demin söylediğim şeyler şüpheli değil. Ha. Direkt caiz olmayan şeylerde millet bunları yapıyor. Yani %80 gitmiş harama, onu çekip helal dairesine çekmeye çalışıyor adam. Ya kardeşim o girmiş oraya zaten, haram o. Caiz değil. Benim hadiste şüpheli olarak geçen şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Helalle haram arasında kalmış. Yani bir taraftan bakıyorsun helal olabilme ihtimali de var. Diğer taraftan bakıyorsun haram olma ihtimali de var. Yani tam ayırt edemiyorsun. Yiyecekte de böyle, işlerimizde de böyle, ticaretimizde de böyle tam ayırt edilememe ihtimali var. Ha işte biz bunlara ne diyoruz? Bunlara şüpheli diyoruz. Ne yapacağız böyle işlerde? Sahabe-i kiramdan hani nakledilir ya, seleften de naklederler. Mesela konuşmak nedir Ebubekir Efendi? Mubah. Değil mi? Çok işlediğimiz mubahlardan birisini. Konuş babam, konuş. İstediğin kadar. Ama konuşmak gıybete giderse, konuşmak bu dil bizi iftiraya götürürse, konuşmak eğer başkalarının kalbini kırmaya götürürse, kul hakkına götür ne olur? Bu harama girer. Ve bizi yarın başkasıyla kıyamette, yani şey yapacak, alacaklı verecekli haline, davalı bir hale getirecek kıyamette. Tehlikeli bir şey. Onun için selef ne yapıyor? Mubahı terk ediyor. Takva bu işte.
Takva neymiş? En kısa tanım itibariyle terkül mübahat. Mubahları terk etmektir. Koyuyor dilinin altına taşı. Aman hani konuşmayayım diye. İhtiyacı olduğu zaman da var öyle bazı. Çıkarıyor, konuşuyor. Bize uzak geliyor bizim dünyamıza. Niye? Biz yani 10 dakika konuşmadan durabilir miyiz ya? Dilinin altında taş koymak nedir diyecek şimdi adam mesela. Yani ne gerek var değil mi? Ama onlar öyle değil. Hacet olmadan konuşmamak. Normalde mubah. Mubahı terk ediyor ki beni nereye düşürmesin? Harama düşürmesin. Mesela burada bir iş var. Tamam, helale de benziyor, harama da benziyor. Adam bunu terk ediyor. Niye? Çünkü buradan yola çıkarsam biliyor ki beni bu iş harama götürür ve orada soluğu alırım. Tamam. Her işte buna dikkat edeceğiz ha. Mahremiyet işlerinde ulema niye bu kadar titiz davranıyor? وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. İşte öyle helal olan, hocam şu kadarı caiz mi acaba? O kadarı caiz olur. O kadarla bir başlıyor adam. Oho, bakıyorsun ki iş nerelere gitmiş. Nefistir bu çünkü. Şeytandır. Bakın devamlı bu ayet-i kerimeye vurgu yapıyorum. Ayet çok cali bir dikkattir. Ne buyuruluyor bize ayet-i kerimede? Estağfirullah. وَلَا تَتَّبِعُوا Uymayınız ey kullarım. خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarına. Bakın şu vurgu çok önemli. Adımına denmedi. Ne dendi? Adımlarına. Bu bize neyi gösteriyor? Şeytanın adımları var. Seni bir adımda peşine taktığı zaman da o adımla kalmayacak. Başka bir adımı gerektirecek. O adımdan alacak seni bir başka adıma. Bir başka adım, bir başka adım uçurumun kenarına götürüp oradan aşağıya atacak. Allah muhafaza bazen bir bakacaksın ki ya ben neydim? Şeytana bir konuda uydum. Getirdi imansızlıkla Allah muhafaza beni karşı karşıya bıraktı. Demin dedik ya. Şeytan bizi imansız bırakmak için ezelde söz vermiştir. Yemin etmiştir ve bu yemininde sadık olmuştur. Rabbimiz buyuruyor estağfirullah. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ İblis şeytan kullarım üzerinde zannını tasdik etti, doğru çıkarttı. فَاتَّبَعُوهُ Kullarım ona uydular. Ancak işte uymayanlar, azlar. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Kullarım içerisinden şükredenler hakkıyla çok azdır. İbadet edenler. Onun dışında şeytan kullar üzerindeki zannını tasdik etti. İşte böyle götürüyor arkadaşlar. Böyle adım 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 bir adım diğerini diğer adım öbürünü gerektiriyor ve şeytan insanı Allah muhafaza imansızlık uçurumuna atıyor. Onun için ne olacak? Takva, takva arkadaşlar. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Vel akibetu lil müttakin. Akibet, güzel son. Kim içindir? Müttakiler içindir. Takva sahipleri içindir. Rabbim hepimizi müttakilerden, takva sahiplerinden eylesin. Evet. Takva. Peki takva nedir? Geçen aslında bir tarifini yapmıştık. İsterseniz bu haftada size bir başka rivayet, sahih bir hadis üzerinden tarifini yapayım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ Hiç kimse müttakiler sınıfından olamaz. Takva sahibi, o müttaki dediğimiz zatlardan, kullardan olamaz. Ne zamana kadar? Hatta yeda'a, ta ki bırakıncaya kadar, ma la be'se bih, kendisinde beis olmayanı bırakacak. Niye? Hadaran lima bihi be'sun, kendisinde beis olan şeylere beni düşürür diye. Bak takva neymiş? Kendisinde hiçbir beis olmayan şeyleri ne yapacağız? Terk edeceğiz. Niye terk edeceğiz? Eğer bunu yaparsam beni kendisinde beis olan, sıkıntılı olan bir şeye düşürür diye. İşte eşittir ne oluyor bu? Mubahları terk etmek oluyor işte. Takva böyle bir şey. Bazı adam işte namaz kılıyor adam. Farz namazı yerine getiriyor diyorlar ki adam takvalı. Takva o değil. O her Müslüman kulun yapması gereken bir farizadır. Sünnete uymaktır. Sarık sarmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak için. Takva mıdır? Sayılabilir. Hani başka açılardan bakarsak ama bu hadisin manası açısından bakarsak bu bir vazifedir adeta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba etmek. Takva bunların çok daha ötesinde bir şey. Ne o? Yani hiç sıkıntısı olmayan bir işi ne yapıyoruz? Terk ediyoruz, bırakıyoruz. Niye? Aman bizi sıkıntılı işlerin içerisine düşürür diye bunu yapıyoruz. Evet. Demek ki hadis-i şerifi özetleyecek olursak
El halalu beyinun, helal bellidir. Vel haramu beyinun, haram nedir? Bellidir, aşikardır, apaçıktır. Ve beynehuma, ikisinin arasında vardır. Ne vardır? Müşebbehat. Yani şüpheli olan şeyler vardır. Ama diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la ya'lemuha, o şüpheli olan şeyleri bilmez. Kefirun, birçokları minen nasi, insanlar içerisinden. Çokları bilmez. Böyle kuyunun etrafında ne yapar? Dolaşır dururlar bilmeden. Hep şüphelilerin içerisinde gezerler. Halbuki onlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü ne denmiştir? Men hame havlel hima yuşikü en yeka fih. Kim bir kuyunun etrafında dolaşacak olursa onun içine düşmesi yakındır. Onun için uzak durmak gerekir. Çünkü neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَمَنِ اتَّقَ الْمُشَبَّهَاتِ. Şubuhat rivayeti de var. Kim bu şüpheli olan şeylerden sakınırsa, şüphelerden sakınıyor adam, haramlardan zaten sakınmış oluyor. Bakın şüphelilerden sakınmak niye çok önemli? Bize neyin garantisini veriyor? Haramlardan sakınmış olmanın garantisini de veriyor. İşte kim bu şüpheli olan şeylerden sakınırsa, şaibeli işlerden uzak durursa ne olur? İstebra'e, beri olmuş olur, temiz olmuş olur. Lidinihi, dini açısından, dinini temizlemiş olur. Daha ve irdi ve ırzını, haysiyetini de temizlemiş olur. Çünkü niye? Eğer biz ırzımızı da temiz tutmak, haysiyetimizi temiz tutmak istiyorsak ne yapacağız? Şüpheli ve şekki olan, müşebbehat kabilinden olan şeylerden uzak duracağız. Çünkü böyle olduğu zaman da konu komşu da o zaman ne yapacak? Diyelim adamın ticaretinde bir sıkıntı var, bozukluk var. Bir şeyler çeviriyor adam. Değil mi? Şimdi bazı adamlar bu konuda umursamaz davranıyorlar. Böyle değil arkadaşlar. Şurada biz de sorumluluk sahibiyiz. Bazı işleri yapmayacaksın kardeşim. Niye? Ya konu komşu konuşur. Mahallede konu olur. Anladın? Ondan sonra da ya beni kimse ilgilendirmez. Ben istediğimi yaparım. Konuşanlar ha öyle değil. İnsanları ne yapmayacağız arkadaşlar? Zanna düşürmeyeceğiz. Bu da bizim vazifemiz. Efendimiz ne buyurdu? İttaku mevaki'at tühem. Farklı rivayetler de vardır. Mazinnetet tühem. Töhmet mevkilerinden sakınınız. Bu minvalde hadis-i şerifi var değil mi? Töhmet mevkilerinden, töhmetli yerlerden, işlerden sakın. Tamam. Yani düne kadar diyelim adamın hiç parası yok. Bir ay öncesine kadar. Bir ay içerisinde adam şuraya taşınıyor, şöyle oluyor, lüks araçlar falan. Ondan sonra da kimseyi ilgilendirmez benim hayatım. Kimseye hesap vermek zorunda falan değilim. Böyle yaşanmaz. Müslümanın sorumluluğu böyle olmaz. Müslümanlar bak. Efendimiz ne buyurdu? Müşebbehat, şekli, şaibeli işlerden sakınan kişi dinini de muhafaza eder, temize çekmiş olur. Irzını, haysiyetini de korur. Yoksa adam ırzını koruyamaz. Irz demek illa namus olarak anlamayın yani. Haysiyetine halel gelebilir, insanların diline düşer. Ona iftira ederler, kendi kendine insanları zanna düşürürsün, sen de mesul olursun. Bakın bazen hakkımızda gıybet yapıldığı zaman veyahut da bize bir iftira edildiği zaman öyle durumlar olur ki tamam onlar da mesuldür ama sen de mesul olursun. Niye? Buna sebebiyet verdin. Konu komşuyu hakkında kötü düşünmeye ittin. Değil mi? Bakınız anlatılır yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hanımefendiyle konuşuyor. Oradan bir sahabe-i kiram geçiyor. Ondan sonra giderken görüyor tabii ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı. Sonra gidiyor sahabinin yanına. Metin abi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o benim eşimdi diyor, zevcemdi. Diyor ki o sahabi, ya Resulallah biz hani sana mı ben böyle bir zanda bulunacağım? Yani bu açıklamaya ne gerek vardı falan deyince sahabe-i kiram olan o zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnne şeytane yecri min ibni Adem'e mecrad dem buyuruyor Efendimiz. Şeytan Adem oğlunun böyle damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Sen hani böyle bir şey düşünmezsin ama şeytan gelir vesvese verir. Nefis vesvese verir. Zanna düşürür. İşte insanları zanna düşürecek işlerden sakınmamız lazım. Adam mesela bir nikahlısı olmayan, evli baklı adam nikahlısı olmayan bir hanımla
bildiğin böyle bir ilişki yaşar gibi bir hali var yani. Bir münasebeti var, irtibatı var. Sonra hakkında konuşulmaya falan başlayınca kızıyor millete işte. Yani işiniz gücünüz yok mu? Herkes beni konuşuyor falan. Ya kardeşim sen konuşturtuyorsun. Böyle töhmet mevkilerine kendimizi ne yapmayacağız? Düşünmeyeceğiz. İnsanların yanlış anlayabilecekleri işleri hayatımızda yapmayacağız. Dikkat edeceğiz. Ha bunlara dikkat ettikten sonra elbette hasut var, hasetçi var. Ondan sonra dünya hayatı içerisinde bize zarar vermek isteyen insanlar var, çekemeyenler var. Onlar konuşur. Onların vebali tamamen onlara aittir. O ayrı konudur. Ama biz bu konuda dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Demek ki şüpheli olan şeylerden sakınanlar dinini de muhafaza etmiş olurlar. Harama hiç düşmezler. Ondan sonra tertemiz bir dini hayat yaşamış olurlar. Irzını da muhafaza eder. Ama وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ Kim şüpheli olan şeylerin içine düşecek olursa ne olur? كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى O kuyunun işte etrafında otlatan koyun gibi olur. Kuyunun etrafında otlatırsın. Orada koskoca ortada bir delik kuyu var. Bugün etrafında dolaşırsın. İçine de düşmezsin. Yarın da dolaşırsın. Yarın da içine düşmezsin. 3 gün olur, 5 gün olur. Ama o kuyunun etrafında her zaman dolaşırsan bir gün bir uykulu haline denk gelir. Gaflet dalgın olduğun bir hale denk gelir. Ve sonunda ne yaparsın? O kuyunun içerisine düşersin. Yuşiku en yuvakiahu onun içine düşmesi yakındır. Onun için bir adam da sürekli şüpheli şeylerle besleniyorsa, sürekli şüpheli şaibeli işler yapıyorsa, böyle işleri varsa bu bir adım sonra nereye gidecektir? Alenen artık haram işlemeye başlayacaktır arkadaşlar. Genelde de böyle olur. Tamam. Mesela bir taş birden böyle ırmağa yuvarlanmaz. Yukarıdan mesela taşı ne yaparsınız? Koyarsınız en tepeden. Böyle yavaş 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 bayırdan aşağıya yuvarlanır, yuvarlanır, yuvarlanır. Irmakta soluğu alır. Nereden ama geldi? Ta tepeden geldi. Çığ da böyledir değil mi? İlk başta bir kar topudur mesela, ufaktır. O çığ biraz karla birleşir. O biraz kar, o biraz kar alır. Oradan alır, o büyür. O büyüdükçe biraz daha kar alır falan derken neredeyse koca böyle bir efendim arabayı, şeyi, eşyayı altında bırakacak. Bazen bir şehri bile, şehirdeki belli insanları falan bile tehdit edecek bir hale gelir. İşte haramlar da böyle arkadaşlar. Şüpheli olan şeyler bir kar topu gibidir ufak hayatımızda. O şüpheli olan şeylere bulaşırsın, bir şüphe bir şüpheyi daha getirir. Şüpheli, şaibeli, şekli işlerin içerisinde insan dolaşır, durur. Allah muhafaza eylesin. O çığ gibi insan hayatında büyür ve insan artık harama karşı da gardı kırılır. Bakın bu çok önemli ha. Hepimizin harama karşı nesi var? Aslında Allah'ın bizde yarattığı bir utanma duygusu var. O böyle sıfır, jelatini açılmamış olan bir eşya gibidir her insanda. Allah fıtratına senin onu koymuş. Bakın hiçbir insan, çocuğa gidin, daha böyle hayatla tanışmamış. Hani bazen derler ya, keşke dünyayı çocuklar yönetse. Niye? Onun o bir masum duygusu vardır, güzel duyguları vardır. Hayatın o şekli şaibeli, dalavereli işlerine karışmamış. Tertemiz bakarsın. Hiçbir çocuk onun için yalan konuşmayı beceremez. Bir olayın gerçeğini öğrenmek istiyorsanız gidin hemen çocuğa sorun. Çocuk onu böyle o masumluğuyla, o temizliğiyle, kalp dünyasının o nezahetiyle size anlatır, ortaya koyar. Ama arkadaşlar, hiçbir çocuk onun için insan hayatına böyle tecrübeli, hiç yüzü kızarmaz şekilde yalan söyleyerek başlayamaz. Başlarda yalan söylerken bir yüzü kızarır, utanır, terler, çekinir. Ama ne olur biliyor musunuz? İnsan yalan konuşmaya devam ederse, biraz daha konuşursa, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha ne olur? Artık daha hiç çekinmemeye başlar. Bir insan zinaya, gayrimeşru bir hayata böyle çok rahat şekilde, hiç eli ayağı titremeden, mahcup olmadan, utanmadan gidemez. Zina yapamaz bu şekilde. Tamam. Karşıt cinste böyle bir irtibat kuramaz kolay kolay. Şimdiki ekranlar, bu karma ortamlar ne yaptı diyecek olursanız, işte haya perdesini kaldırdı gençlerimizde, çocuklarımızda. Allah'ın o fıtratımıza koymuş olduğu orijinal, asil olan o haya perdesini yırtıp attılar.
haya perdesi yırtılan insan da artık insanlıktan çıkar, biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyurur ki men el kacil babel haya, kim haya perdesini yırtıp atarsa fela gıybetele, onun gıybeti bile olmaz. Allah Allah ya. Bak, gıybeti olmayacak insanlardan biri de haya perdesini yırtmış atmış, utanma duygusu olmayan kişi. Ne acayip bir şey ya. İşte o haya perdesi yırtıldığı zaman insan profesyonel, artık hani profesyonel derken övgü mahiyetinde tabii ki demiyoruz, tırnak içerisinde yani. Bakıyorsun bir gayrimeşru hayat insanı oluyor adam. Çok rahat. Başka insanın böyle ezile büzüle yapacağı, bin bir mahcubiyet yaşayarak yapabileceği bir şeyi adam ekranlar karşısında, milyonların karşısında yapıyor yani adam. Anladın mı? Yani bir hanımla böyle bir irtibat kurabiliyor. Hiç böyle bir sıkıntı yok. Ve bu artık zamanla insanların gözüne de alıştırılıyor. Normal geliyor. Normal geliyor. Yani sen burada bir 70-80 sene önce düşündüğümüzde ecdadımız zamanında ne demek ya, o zamandan böyle bazı görüntüler var, görüyoruz ninelerimiz böyle kamerayı falan işte böyle kapalılar, şeyler, bir haya var değil mi? Ben hiç unutmam mesela rahmetli babaannem, eski bizim oranın nineleri, babaanne sana bir fotoğraf çekeceğim falan diyecek olsam böyle bir halleri vardır onların, böyle hemen şey yapar, başörtüsünü böyle hemen yüzünü örter. Ondan sonra böyle bir tahiyyatta oturur gibi bir halleri vardır. Donal kalırlardı böyle elleri dizlerinde. Eski nenelerimizi biliyorsun. Fotoğraf dendiği zaman aman hemen böyle bir şeye geçerlerdi. Hazır kıta. Hazır olan. Oradan nereye geldik şimdi? İşte milletimize izletilen şeyleri, gösterilen şeyleri görüyorsunuz. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Evet. Ela ve inne likulli hime melikin himende inşallah kalacağız. Buradan itibaren haftaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Allah Teala her birerlerimizin nefislerini, nesillerini hayırla ıslah eylesin. Zürriyetlerimizi her türlü imansızlık ve hayasızlık furyasından muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak her birerlerimizi ölene dek ehli sünnet itikadı üzere, istikamet üzere, meşayihimizin yolundan ayrılmadan bir hayat yaşayarak son nefesimizi verebilmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Allah Teala hepinizden, hepimizden razı olsun. İstikametten ayırmasın. Buraya kadar uzaktan yakından geldik. Her birerlerimizin her bir adımına bir gayri hesap, ecru mefubat ihsan eylesin. Sallallahu Teala aleyhi ve selleme teslima velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha. Allahümme salli ala سيدنا محمد